Merhaba sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Ankara Çankaya'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismine konuk olduk. Totem Club ile beraberiz ve yanımızda işletmemizin kurucusu Belgen Hanım var. Bakalım bu eğlence mekanından bizlere ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Belgen Hanım merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, sizler? Teşekkürler, sağ olun, bizlerdeyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladığınız ve misafir ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Belgen Hanım firmamızı tanımadan önce değerli izleyicilerimize Belgen Hanım kimdir ve bu sektöre nasıl giriş yaptınız? Belgen Kesada, 67 Belçika doğumluyum. Evet. 1994 yılından beri Fransa'da yaşıyorum. Evet. İki sene önce burada böyle bir işletmeyi alma gibi bir fırsatım oldu. Evet. Ben de bundan yararlandım. Fransa'ya bay bay deyip Türkiye'ye geldim. Evet, Ankara halkımıza hizmet etmeye geldik diyebiliriz. Evet. Evet, peki bu sektöre girmek bir heves mi, bir ticaret mi? No, yurt dışında zaten DJ'lik yapıyordum arada sırada. Evet. Ondan sonra ister istemez bir gece hayatı. Kesinlikle. Ve benim çok sevdiğim bir sektör, beğendiğim bir sektör. Yani evet, zevk aldığım. Eğlenceli bir sektör. Eğlenceli bir sektör ve Türkiye'ye gelerek de Avrupa'da tanımış olduğumuz bu eğlence sektörünü buraya taşımak istedim. Evet. Ankara'daki insanlarımız da Avrupa nasıl eğleniyorsa onlar da burada eğlensinler istedim. Harika gerçekten Belgen Hanım. Peki Totem Club tam olarak kaç yılında kurulduk ve biz burada ne gibi hizmetler veriyoruz? Yani buraya değerli müşterimiz eğlenmeye geldikleri zaman ne gibi durumla karşılaşıyorlar? Vallahi her şeyden önce biraz önce dediğim gibi Avrupa kalitesini Türkiye'ye getirmek istedim. Ha, Türkiye'de kaliteli yerler yok mu? Ankara'da yok mu? Var. Evet. Ama Avrupa'nın eğlence sektörü çok daha farklıdır. Evet. Her şeyden önce dikkat etmiş olduğumuz unsurlar var. Bunlar kalite, hem içkilerimizde, servisimizde, personelime çok dikkat ediyorum. Saygı olayı çok önemlidir, çok bizim için. Ve öncelikle insanlarımız gelsin, burada eğlensinler. Bayanlar tek olabilir. Ondan sonra rahat var, rahat gelsinler, rahat rahat gitsinler, güler yüzle gelsinler, güler yüzle gitsinler istiyorum. Harika. Yani biz kısacası Belgen Hanım önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla burada hareket ediyoruz. Evet. Diyebiliriz kısacası. Tabii. Değil tabii mi? Evet, peki bu mekanda kaç metrekarelik bir alanda ve kaç personelle çalışıyoruz? 250 metrekarelik bir mekanımız var. Yani evet, 300 kişiyi alıyoruz çok rahat bir şekilde. Hatta eğer istersek biraz daha fazla olabilir ama müşterilerim de burada rahat etmesini istiyorum. O yüzden de fazla da insan yani doldurma olayına girmek istemiyorum. Sadelikten yanayız. Evet. Ondan sonra hemen hemen de bir 8-9 kişiyle çalışıyoruz personel harika olarak. Peki Belgen Hanım, sektörümüzdeki sizi diğer firmalardan ayıran özellikleriniz nelerdir? Şimdi Ankara'da mekan yok mu? Var. Tabii ki var. Evet. Yalnız biraz önce de dediğim gibi ben Fransa'da 20 yılı aşkın kalmış bir insanım. Kardeşimle birlikte buradayız. Kardeşim de doğma büyüme yurt dışından. Biz Ankara'ya bu gece hayatında, clubbing hayatında farklı bir şey getirmek istedik. Her şeyden önce kulübümüzün zaten dizaynına bakıldığı zaman diğer kulüplerden farklı. Evet. Görünüyor. Biz Ankara'ya bugüne kadar örneğin Ankara'ya gelmemiş olan sanatçıları getiriyoruz. Getirmeye de devam edeceğiz. Ve normal kulüplerin de işleyişinin biraz dışına da çıkıyoruz. Örneğin bugün tesadüf oldu. Ankara gecemiz var. Evet. Bu Ankara gecesinde de örneğin bugün Ankaralıların gönlünde taht kurmuş Hüseyin Kağıt, evet, Veli Erdem Karakülah, Serkan Nişancı gibi, evet, çok değerli türkücülerimiz olacak. Yani normal bilinen clubbing sektörünün biraz dışında ilerliyoruz. Ama her zaman her zaman Ankaralılara da en iyisini getirmeye çalışıyoruz. Evet, harika gerçekten. Biz de burada ekran başındaki izleyicilerimizi mutlaka yoralım. Şüphesiz Totem Club'a geldikleri zaman kaliteyi, farkı, güler yüzü ve farklı eğlence organizasyonlarını mutlak surette görebileceklerdir diyoruz. Evet. Harika gerçekten Belgen Hanım. Peki bu sektöre girerken hedefleriniz neydi? Bu hedeflerinize ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedef ve projelerde neler var?
Şimdi hedeflerimizi yavaş yavaş. Evet. Yani bu iş sabır isteyen bir iş. Açtık 3 ay sonra ula diyecek durumumuz değil, yok. Kesinlikle. Ondan sonra ama yavaş yavaş oturuyoruz. İsmimizi duyuruyoruz. İsmimizi bir tek dediğim gibi buraya gelen sanatçılarla değil. Burada sunulan kaliteli hizmet, kesinlikle, kaliteli servis, kaliteli içkiler vesaire personelimizle duyurmaya başladık. Bizim hedefimiz de evet Ankara ile başladık. Başka İstanbul'la da başlayabilirdik ama Ankara'yı tercih ettik. Evet. Biraz da Ankara'ya bir artı getirelim istedik. Hedeflerimiz arasında da önümüzdeki sezonlarda işte bir totem Çeşme, bir totem İstanbul, bir totem Antalya, neden olmasın, ama açılmayı hedefliyoruz. Yani bir tek Ankara'da değil, totem adını taşımaya kararlıyız. Belki de tüm Türkiye'de 81 ile totem klubu taşıyabileceğiz diyoruz ilerleyen dönemlerde. Neden olmasın? Neden olmasın? Neden harika. Olmasın? Bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum Belgin ben Hanım. Ben teşekkür ediyorum. Peki buradan son olarak bizler aracılığıyla ekran başındaki izleyenlerimize neler aktarmak istersiniz? Bugüne kadar bizi destekleyen, gelip bizleri burada yalnız bırakmayan herkese çok çok teşekkür etmek istiyorum. Ve sizin aracılığınızla da herkesi tekrar burada görmenin ne kadar bizlere mutluluk vereceğini dile getirmek istiyorum. Harika Belgin Hanım. Biz de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu güzel şehre katmış olduğunuz değerlerden dolayı sizlere önce hizmet, daha sonra da ticari hayatınızda başarılar diliyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Çok mersi. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektörel Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam edecek. Bugün sizlere Ankara Çankaya'dan seslendik ve şüphesiz eğlence sektörünün marka ismine konuk olduk. Totem Club ile beraberdik ve buradan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz merkez stüdyolarında.